merhabalar. Üsküdar Üniversitesi Televizyonu'ndan, Kur'an'dan, Kelimeler Programı'ndan hepinizi Yüce Rabbimizin selamı ile, muhabbeti ile selamlıyoruz. Bugün takva konusunu hocamız bize anlatacak. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi, tefsir uzmanı, doçent doktor Niyazi Beki hocamız bugün bize takvayı anlatacak. Takva meselesi aslında hepimizin zihninde takılı duran bir mesele gibi gelir gelir bana. Her ne kadar kelime anlamlarını, lügavi man manalarını falan biliyor olsak da ...hayatımızı takvayla nasıl iliştireceğiz? Hayatımızı takvayla nasıl bir araya getireceğiz? Dünyalıklarımızla uhreviliklerimizi bir araya getirip Nasıl mutlaki olacağız? İttika ehli nasıl olacağız? Bu haşetler mi geçer? Haftan mı geçer? E, saygı dedikleri şey ne anlama gelir? Yani bazen saygı diye de çeviriyorlar. Bütün bunlar bugünkü programımızın içerisinde galiba sorularla cevaplarını bulacak. E, Facebook'tan da canlı yayınımız var. Buradan sorularımız olursa hocamıza onları da yönelteceğiz. Hocam e, merhaba. Merhaba, Hoş geldiniz. Bugün e, Kur'an'dan kelimelerde epeyce kelimeler konuştuk. Sıra takva kelimesine geç geldi. Hani takva, ittika, mut, mutteki filan. Hani onları kel, biz günlük dilde e, kullanıyoruz. E, mesela Kur'an'ın takva ehlini hidayeti erdireceğini falan biliyoruz. Böyle ayetler de var. Şimdi o ayetleri okurken biz çok böyle yüzeysel dışarıdan baktığımız zaman Kur'an takva ehlini hidayeti erdiriyor. Ben bir sürü günahlarla malül durumdayım. E, nefsimin pençesi her zaman üzerimde. Biraz kurtulmaya çalışsam tekrar bir pençe daha atıyor. Tekrar bir pençe daha atıyor. Nasıl olacak bu iş filan gibi de e, düşünmüş oluyoruz. Dolayısıyla biraz ittika <laughs> konusunu, takva konusunu, haşyet haf konusunu anlamaya ihtiyacımız var diye düşündük. Size bununla ilgili sorularımız var. Kur'an'da takva ile ilgili 40 ayet kadar hocam tahmini 43 filan de deniyor 40 evet. civarında bir ayet var Hani illa sayısal olarak aynı olması evet. gerekmeyebilir belki tespitleriniz farklı da olabilir niye bu kadar ayet var ya da Kur'an'da 40 kadar takva ayetinin olmasının bize ayrıca söylediği bir şey mi var buradan bir zihinsel hazırlık evet. yapıp konulara girelim isterim evet. buyursun hocam evet bu ayetler 40 tane belki takva ile ilgili fakat takva ve türevleri Kur'an'da 258 defa geçmektedir Evet. Yani takva, ittaku, müttakin gibi kelimeler türevleriyle birlikte yettekun 258 benim ilk anladığım bu şeyi görünce ilginç bir şey geldi aklıma. Allah'ın Rahim isminin ebced değeri 258'dir. E, kıyamet gününde de Cenab-ı Hak diyor ki inne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında ...en değerli olanınız, en takva sahibi olanınızdır. Demek ki... ...Allah'ın Rahim ismine mazhar olabilmek için... ...takvalı olmak lazım. Veya Kur'an'da... ...takva kelimesi Rahim isminin... ...gösterdiği kod kadar... zikredilmiş ki... ...merhameti istiyorsanız diyor, bu tevafuk penceresinden... ...takvalı olun. Hmm. Çünkü Rahman ismi dünyada hem kafirlere hem müminlere merhamet ediyor, rızık veriyor. Fakat Rahim ismi ahirette sadece takvalları içindir. Sadece dostları içindir. Sadece cenneti kazanmış olanlar içindir. Dolayısıyla bu takva kelimesi gerçekten bu açıdan da çok önemlidir. Demek Rahim isminin merhametine mazhar olabilmek için takvalı olmak lazımdır. Takva nedir? çok güzel bir bağlantı. Yani takva aslında kulun üzerine, müminin üzerine evet. rahmeti celbeden bir davranış bir pişir. davranış biçimi. Bir davranış biçimi. Yani pişir. demek ki bu Allah'ın hoşnutluğuna giden, Allah'ın hoşuna giden, Allah'ın rızasına giden, Allah'ın arzu ettiği, muradı ilahiye uygun davranmak anlamına da evet, geliyor, geliyor o zaman, tabii değil ki. Hocam? Tabii ki. Zaten takva hani kelime itibariyle böyle sözlük anlamı itibariyle, kök itibariyle vikayeden geliyor. Vaka, yakî, Vikaye kelimesi korunmak demektir. Korumak, korunmak manasına gelir. Takva iki yönden daha çok korunmayı ifade eder. Bir, nefsini kötülüklerden korumak. Bir de canını cezalardan, cehennemden korumak. Hmm. Ha, bu genel prensip olarak öyledir. İnsan ...takvalı olduğu zaman ya yaptığı bir fiilde Allah'ın emrini yerine getirirken gösterecek... ...yahut da Allah'ın yasakladığı bir şeyden çekinirken gösterecek. Dolayısıyla herhangi bir emir, bir itaat söz konusu olduğu zaman... ...insan orada takvalı olması gerekiyor dediğimiz zaman... ...ihlaslı olması gerekiyor demek istiyoruz... Çünkü orada ihlasın zıddı olan gösteriş ve riyakarlıktan kaçınıyoruz, korunuyoruz demektir. Oradaki demek ki taattaki takva, itaatteki takva riyakarlıktan ve ihlası kıracak her türlü olumsuz negatif şeylerden Hareketten korunmaktır. Kaçınmak evet, kaçınmak. Peki hocam günahlar derlerse şimdi... evet, evet. karşısında da Allah'ın yasakları karşısında da mutlaka Allah'ın emr ettiği şekilde onun emrini düşünerek korunmak gerekiyor. Aksi takdirde o da takva olmaz. Mesela bir insan bir yerden geçerken diyelim, orada birkaç tane altın gördüğü takdirde eğer bu adam hakikaten ben bu altınları alsam Allah beni görüyor. Bu düşünce ile şayet Allah'ı düşünerek Kaçınırsa buna takva diyoruz. Fakat eğer şimdi polis beni görür diye kaçınırsa bu takva değildir. O Demek Polisin ki, görmediği yerde kabahat işleyip, gördüğü evet. yerde sanki kabahatten kaçan düzgün bir vatandaş gibi, sorumlu bir vatandaş evet. gibi davranıyor olması, yani bir nevi mülayelik yapması, evet. duruma göre davranması evet. Bu da takva değil, samimiyet, samimiyet evet. değildir, samimiyetsizliktir. İslami perspektif açısından. Hocam Türkçe kullanmak istesek takva kelimesini kullanalım program boyunca evet. zaten hayatta da kullanıyoruz ama evet. biz takva kelimesini Türkçe kullanmak istesek bugünkü karşılığını diyelim ya da evet. kullanmak istesek hangi kelimeyle kullanmamız doğru olur? Mesela bazen evet. sakınmak bazen evet. korkmak bazen haşyet etmek bazen evet. saygı duymak falan gibi bağlamlarda kullanıyoruz. Bütün bu evet yerine göre kullanılabilir göre? yani tabii ki. Çünkü hani kelimelerin manası özellikle Kur'an gibi bu semantik yönü de olan ve çok geniş manalara da gelen ifadeleri kelimeleri siyak ve sibak dediğimiz Kur'an'ın önünde geçen ayetler ve daha sonra gelen ifadeler bağlantısında baktığımız zaman farklı farklı manalar gelir. Takva kelimesi farklı manalara gelir. O yönüyle bazen korku diyoruz, bazen saygı diyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim'de tamamen takva kelimesini korku ile izah etmek doğru değildir. Ya tam karşılamıyor mu? Yeterli, tam karşılamıyor. Evet. evet. Çünkü takva bazen öyle oluyor ki hani korku iki şekildir. Bir genel manada. Birisi bir padişahdan diyelim onun kendisini cezalandıracağından korktuğu için sakınır. Bu da korkudur. Bu da bir takvadır. Fakat öbür taraftan da bazen sadece heybetinden, mahabetinden, celaletinden korkar. Bu da ayrı bir takvadır. Hatta bazen de mesela Allah'ın rahmetini incitmekten, onun şefkatini müteessir etmekten sakınmak da ayrı bir inceliği olan bir takvadır. Biraz oradan yürüyelim. Hocam mesela takva e, haşiyetten mi gelir? Yani sevgiden kaynaklanan bir korku diye anlıyorum ben haşiyet kelimesini. Belki evet. açarsanız sevinirim başka e, açılımları varsa. Ya da haf diye bildiğimiz korkudan kaynaklanan bir sakınmama. Yani Haşyet sakınmasına mı haf diyoruz, haşyet sakınmasına mı takva diyoruz, haf sakınmasına mı takva, takva diyoruz. diyoruz evet ya Şimdi... da bunlar yer yer olabiliyor bir... mu? Çünkü evet. galiba ikisi de birbirine anlam yakınlıkları olmakla beraber biri korkudan, cezadan kaynaklanan bir korku. Diğeri de sevgiyi <laughs> kaybetmekten, muhabbeti kaybetmekten, muhabbeti kaybetmekten... ...sevdiğinizin sevgi avrasından çıkmaktan kaynaklanan bir bir korku, korku var. Sevgilinin evet. sevgisini kaybetme korkusu gibi ben zihnimde onu evet. kodlamıştım hocam. Haşyet kelimesi o zaman hani haşyet, rehber, rehbet... Rahbe, e, ...rehbet ve vecel kelimesi, huşu kelimesi gibi de bakıp öyle daha anlaşılır Öyle sanırım. Evet. Çünkü huşu, huzu bize onları da evet. anlat. Haşyet kelimesi şöyle tarif etmişler. Teellümül kalbi bi sebebi vuku' tevakku'i mekruhun fil Yani haşyet nedir? İleride hoşlanmadığı bir şeyin olabileceğini düşünerek kalben müteessir olmak. Buna haşyet diyoruz. Yani bir şeyin başına geleceğinden korkmak haşyettir. Fakat bazen bu haşyet kişinin kendi yaptığı suçundan dolayı olur. Ben hırsızlık ettim. Kesin polis bunu bulur, beni cezalandırır. Bazen böyle. Bazen de bizatihi mesela kendi devletinin kanunlarını çok yüksek görmek suretiyle bu kanunlara karşı gelinmez. Hani bunu doğrudan Allah için söylersek yani bazen bu haşyet kişi Allah'a karşı isyan ettiği için meydana gelir. Yani kalbinde meydana gelen bir ürpertidir haşyet. Bu bazen kendisi günah işlediği için korkar. Bazen de Allah'ın celalini, azametini, heybetini düşündüğü için korkar. Peygamberlerin haşyeti böyledir diyor Seyyid Şerif Cürcani Tarifat adlı kitabında. Haşyet diğer bir ifadeyle o da havfun bir türüdür. Fakat daha hususidir demişler ki bazıları ki öyle güzel görünüyor hakikaten. Haşyet yani korku diyelim ikisine de. Haşyet korkusu, haşyet kelimesinin verdiği korku bilerek bilinçli yapılan oluşan bir korkudur. Yani ben bir kusur işledim. Bu kusurdan evet. dolayı sevdiğimin sevgisini kaybedebilir. kaybedebilirim diye buna korkmak Evet. Evet o anlamak olmayabilir. Evet. yüzümü ona karşı indirmek zorunda kalırından evet. kaynaklanan korku, bir korku bu haşyettir. Haşiyet. Evet. Haşyet, sevgi olan korkuya korku korku haşyet diyebiliriz. Sevgi bir sevgi de fakat ayrı zamanda marifetullahı <laughs> tabi o da hem sevgi Orayı var. Orayı kastediyoruz zaten. Evet, evet. Evet. Hem celali hem cemalini. İşte bu ayet ona işaret ediyor. اِنَّمَا ma اللّٰهَ min عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ haşyet kelimesi kullanılmış. Hmm. Allah'dan ancak alimler haşyet gerçek eder. alimler haşyet ederler. Hmm. Yani Allah'tan korkarlar. Bu çok ince bir şey. Evet, hocam. Tabi. Orada harf gelmemiş, haşyet gelmiş. haşyet gelmiş. İşte bu haşyet ne manasınadır? Bilen, bilinçli bir şekilde evet, tamam. oluşan Burada bir korkuyu da. ifade eder. Evet. Havf ise, korku ise bazen cahilden de olur. Hmm. Yani Tam fazla sebebini bilmediği halde buradan bir şey gelir falan korkar. O yönüyle biri ilmidir, biri gayri ilmidir biri, diyebiliriz bir, haşyet. Bir, bilinçli korkuya haşyet diyoruz. Diğer türlü korkuları haf diye de izah edebilmemiz kadar evet. mümkün gibi evet. görünüyor en azından gündelik hayat hayatımızda. Bazen ee, de Kur'an-ı Kerim mesela haşyet ile khauf kelimesini aynı ayette kullanmıştır. Fakat tabi farklı yönlere bakar. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ <laughs> يُوصَلُۜ Allah'ın kavuşturulmasını, bağlantı kurulmasını istediğini bağlayanlar yani aklını marifetullah'da kullan, iradeni ibadette kullan demişse bunları yapar. İnsanları sev, muhabbet et, insanlara güzel şeyler söyle, yardımcı ol. Emredilen Allah'ın bütün emirleri güzeldir. Bu güzel şeyleri yeri neyse hedefiyle kitlemesi nedir bu? Bu da bir haşyettir. İşte kim böyle yaparsa diyor Kur'an-ı Kerim. Ve yahşavne rabbahum adeta onu bir nevi tefsirdir. Ve Rablerinden haşyet ederlerse. Demek ki acaba ben bu işi yaptım tamamen yerine getirdim mi? Getirmedim mi? Rabbimi razı ettim mi? Etmedim mi? Hani bu sevgisini kazandım mı yoksa kaybettim mi diye Rablerinden haşket ederler aynı zamanda. Ama hem haşket ederler hem de havf ederler. Ve yahafuna su'al hisab. Bir de akibetinin kötü olmasından korkarlar. Şöyle desek hocam doğru anlatabiliyor muyuz? Haşketi olanlar doğru biçimde havfı olanlardır aynı zamanda. Elbette ki. Tabii ki. Yani haşyet sağlıklı korkmayı da getirir. Evet. Her hauf haşyet değil ama her haşyet hauf'tur. Harika. Peki. Efendim bu kadarla yetinelim. Biz tabii başka kelimeleri de Kur'an'dan konuşacağız ama belki ileride sıralama sıralamazdaki sıralamalarımızdaki kelimeler biterse belki haf ve haşyeti de tek başına konuşmak galiba iyi gelecek. Çünkü bununla ilgili evet. epeyce söyleyecekleriniz var. Biz haftaya zikri konuşacağız, sonra sabır konuşacağız, sonra istihaneyi konuşacağız, tevhidi konuşacağız. Şirki, hidayeti, nimeti, kötülük ve şer ilişkisini, küfür, iman ilişkisini, adalet ve hak ilişkisini, zulüm ve haksızlık, cihat ve cehd ilişkisini de inşallah ilerleyen programlarda konuşacağız. Hocam. Kırkın üzerinde ayet var dedik. Siz bağlantılı olarak baktığınız zaman siyah ve sibaklarıyla başlangıçları ve sonları ve bağlantılarıyla bakıldığı zaman Kur'an'da takva anlamına gelecek 258 civarında kelimenin bağlantılı olduğunu evet, söylediniz. Bu türevleriyle beraber onu bir kez daha şu andaki seyircilerimize hatırlatalım. Sorularınız varsa bu konuda lütfen sorun. Biz bu iki kelimeyle girdik ki biraz temeli nereye oturtacağımızı düşünelim diye. Şimdi takva kelimesi üzerinde biraz daha ayrıntılarla konuşmaya geçiyoruz. Hocam, e, Alak 12'de İyiliği ve takvayı konuşmak diye bir kelime şey geçiyor. Böyle bir bağlantı geçiyor. Bu benim çok ilgimi çekti. İyiliği ve takvayı konuşmak. Yani biz şu anda aslında biraz bunu yapmış oluyoruz. İyiliği ve takvayı konuşmak. Böyle. Ne anlamı? Ben orada şöyle bir bağlantı kurdum tabi. Ayette e, alak 10-12'de iyiliği ve takvayı konuşmak. Pardon şeyde o alak değil, değil hocam. Evet. Bu. E, mücadele 9'da tamam. geçiyor. Alak'da evet. evet sizin işaret ettiğiniz gibi 12 ayet 12. ayette geçiyor bunun sebebi nüzulu şu Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam namaz kılarken Ebu Cehil veya benzeri diğer kafirlerden birisi onun namazına mani olmuş, olmak istemiştir hı hı. değişik şeyleri vardır bu haberler vardır hani üst, üzerine bir şey atmıştır yok görürsem taş vururum vesaire İşte Kur'an-ı Kerim diyor ki اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي Gördün mü Resulüm ya, sakındıran engel olan kişiyi gördün mü? Neye engel olan? Abden iza salla bir kul ki namaz kılarken ona engel olmaya olmak isteyen kimseyi gördün mü? Arayte in kana alel huda. Peki bu namazına mani olunan kişi hidayet üzerinde olursa ev emre takva veya takvayı emrederse ederse <laughs> evet veya takvayı emrederse ederse buna rağmen bu adam ona karşı onun ibadetine engel olmaya çalışırsa acaba hali ne olur? Araite in kezzebe ve tevalla bu defa ona yönelir. Peki bu yalancı peygamberi tekzip ederse ve sırt çevirip giderse elem bilem bi enne Allah ya bu adam Allah'ın kendisini görmekte olduğunu bilmiyor mu? Kella asla ve onun dediği olmaz yerine gelmez eğer o bu işten vazgeçmezse kesinlikle onun perçeminden tutacağız o yalancı hatakar olan perçeminden tutacağız. O perçem meselesi de ben hep düşündürmüştüm. Evet, bu nasiye bir e, Arap aliminden görmüştüm bir yazısını. Çok güzel. Ben diyor çoktan ben de düşünmüşüm. O da sizin gibi düşünmüş. Bu niye nasiye? Bu işte diyor ki bir ara ta ki Avrupa'da yapılan, Batı'da yapılan bir çalışmayı gördükten sonra anladım. Bu bu burasında e, belli bir odak vardır ki orası özellikle, beyin itibariyle kötü şeyleri telkin ediyor. Ee, e, karakutu burada diye düşünüyorum hocam ben. Hani uçaklardaki karakutu gibi. Evet gülüyor. işte belki sadece kötülüğün karakutusu, evet, karakutu evet. İşte onun için Kur'an-ı Kerim nasiye diyor, sonra şöyle ifade ediyor nasibetin kazibetin evet. hatıa e. o yalancı ve hatalı olan nasiye demek ki dikkat çekiyor vurguluyor o nasiyenin orasında bir hata telkinleri vardır. Bazen biz hafızede de kullanırız, nasiyesi temiz deriz bunu mesela. Tabii değil ki değil tabii ki temiz ya adam çok nasiyesi temiz bir adam ya yani bundan oturulur kalkılır arkadaşlık yapılır dostluk evet. edilir filan deriz. Aslında yani. bunun manası da şudur. Demek ki nereden gelmişse artık bize Hı. Demek ki şöyle düşünüyor söyleyen bunu aslında nasiyet kötülükleri teşkil, telkin eder fakat bu adamın nasiyeti öyle değil temizdir yani ona fırsat verilmiyor çünkü nasıl ki kalbin sağında melek vardır telkin ediyor solunda şey vardır şeytan telkin ediyor aynı şekilde bu kalp zaten İslami perspektifte İslami literatürde çok geniş bir manası vardır. Aklı da içine alıyor. Dolayısıyla beyni de içine alıyor yerine göre. E demek ki burada da işte o iki şey dediğimiz melek telkiniyle şeytanın vesveseleri bu tür yerlerle de alakası var. Bunu işin uzmanlarından öğreneceğiz. Hocam belki konuyu hani aslında ben severim böyle şeyleri ama mümkün olduğunca programın kelimesine ve içerine evet. bağlı kalmaya çalıştığım için kendimi hep frenliyorum. Aslında söylediklerinizden sormam gereken seyircilerimizde aklına gelen bir sürü soru var. Onları sormak lazım. Ben mesela bu nasiye meselesinin, kara kutunun burada ol olmasının aslında kayıt merkezi gibi bir şey galiba büyük ihtimalle hafıza merkezimiz bu ön lobda bir yerde olabilir. Evet. Yani bunu tabii nörologlara ve psikiyatristlere evet. sormak lazım. Şu anda biz bir varsayım üzerinden konuşuyoruz tabii. ama Hani Az bir biraz da şey öyle bir düşün, diyorlar düşün, duyduğumuz kadarıyla evet. tabi. tabii. Evet. Burada olması ilginç. Bir de bizim secdeye buraya getiriyor olmamız da üzerine evet. düşünülmesi gereken bir şey. Evet. Yani bu nasiyenin olduğu, kara kutunun olduğu ya da hafıza merkezimizin olduğu Oldu. evet. ya da ayette geçen biz onu perşeminden yakalarız dediğimizde demek ki kayıtlar burada perşeminden yakalarız değil Hafıza bantı orada zaten. Biz onu hafıza bantından yakalarız evet. gibi bir mana çıkartabilir. Tabii ki. Kendimi? Tabii ki. Hem burada hem de kulluk ettiğimizi en yakın kayd edilen yerin evet. yanında yapacağız ki evet. hani başımızı secdeye koyarız ki o zaman kaydımız zaten düzgün çıkıyor. Üzülü olur. Secdeyi oraya getirerek bir nevi nasiyemizi de temizlemek. Evet. Yani evet. Oranı yani bulunduğu oranın yeri secdeye Tabii ki yani gibi bütün e, adam. evet. Hani nörolojik olarak maddi şeyler ne varsa bir manada ...doğru olduğuna kanaat ediyorum. Orada yine manevi bir... ...müvekkel, melek... ...veya şeytan da vardır. Çünkü Cenab-ı Hak... ...şuursuz olan varlıkların... ...hizmetini... ...gördürürken... ...yanlarında bir de şuurlu olan varlıklar da veriyor. Biz hocam aslında zaten... E, ...olumlu duygular, olumsuz duygular... ...işte pozitifler, negatifler... ...sağdan üflenme, soldan üflenme... ...falan derken... Aslında bir nevi o duygulardan ve onlardan bahsediyor değil miyiz zaten? Tabii tabii. Yani tabii. Mesela yani bir, olumlu dediğimizde melek duygusundan, olumsuz dediğimizde şeytan duygusundan aslında evet, bahsediyoruz. Evet. Çünkü bu yani fıtratta var. Onlar bizim var. uzakta bir yerde değiller. Yani Kesinlikle biz olumlu yani. duygu deyince hayır üfleyen bir melekten, evet. E, şer dediğimizde de öflemen bir şeytandan nefisten evet, bahsediyoruz aynen, evet. ve onlar zaten aynı damarın içerisinde de aslında evet. yer alıyor alıyorlar değil mi hocam? Tabi Kur'an-ı Kerim mesela Şems Suresinde der: فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا fujurha ve tekvaha. Allah insanın o öz benliğine, nefsine hem kötülüğü, fucuru hem de iyiliği telkin etti, ilham etti. Yani fıtratan bazı yerler vardır ki kötü duygular üretiyor. Bazı yerler de vardır ki iyi, güzel duygular üretiyor. Fakat bu üreten bizzat o sadece maddi mekanizma değildir. Aynı zamanda onları temsil eden bir melek, bir de şeytan vardır. Biz Tam o zaman olumlu duygularımızı arttırarak, çoğaltarak, bura hani İyicil duygular da diyorlar yeni kelimelerde. Evet. Psikologlar, psikiyatristler Nevzat Hoca da kullanıyor. İyicil duygularımızı, kötücül duygularımızı baskın hale getirirsek aslında bir bakıma takvamızı yükseltmiş, takvamızı genişletmiş de olur. oluruz. Tabii ki. İmam-ı Gazali'nin burada güzel bir tespiti var hakikaten. Ki çok sözleri, hepsi güzeldir de. Bu da diyor ki insanın içinde neresi olursa olsun kalp, Hani yani eğer hani hem şeytan yuvası var hem melek yuvası var. Bu ikisi mücadele halindedirler. Eğer bir insan değil günah işlemekle sadece kötülüğü tasavvur ederse, kötülüğü hayal ederse, müstehcen şeyleri hayal ederse bu hayaller oraya girdiği zaman melekler onların yanında kalmaz. Onlar giderler ve baştan başa şeytan askerleri orayı istila ederler. Dolayısıyla onlar insanı yönlendirirler kötülüğe. Eğer şayet aksi olursa, güzel tasavvur olursa, tasavvurat olursa, marifetullahı düşünse, kendi muhasebesini yapsa, bu tür hep sorumluluğu ifade eden şeyler düşünse, o zaman meleklerin askerleri çoğalır ve öbürleri kaçmak zorunda kalır. Yani demek ki hakikaten insan eğer iyi bir yola girerse, iyi bir tasavvur ve düşünceye sahip olursa takvalı olur. Yani şeytandan korunmuş olur. Şeytana karşı bir sığınağa sığınmış olur ki onlar melek tarafıdır. O zaman bizim bir melek yanımız var bir nefs ya da şeytan yanımız var. Evet. İkisinin de orduları var. Evet. İkisinin de orduları duygusal ve zihinsel ordular aslında, evet. değil mi? Tabi. Fikir ve duygu orduları. Tabii. Ve bunlar dönem dönem yer yer an be an hatta birbirleriyle mücadele, cehet, savaş Peki, Evet. Biz e, ne kadar melek tarafımızı, melek ordularını tak, tahkim edip evet. iyi silahlandırıp. Diğer ordular üzerinde yani damarlarımızdaki ya artık, duygularımızdaki hissedeki yani evet. böyle sanki bunlar biri ayrı bir dağ, diğeri de bir dağda değil de bütün bunlar kendi içimizde, evet. kendi derinimizde, özümüzde olup biten bir savaştan bahsediyoruz, değil mi hocam? Tabii, hani tabii, dışımızda tabii. olan bir savaştan tabii. bahsetmiyoruz. Evet. Hani dışarıya bakarak düşünmek yerine içimize değil, kendi bakarak içimizde, de, evet. düşünelim. Ee, kendi askerlerimizin yani ruhun askerlerini, vicdanın ya da işte iyi duyguların, evet. iyicil duyguların askerlerini çoğalttığımız zaman takvamızı çoğaltmış oluyoruz. O zaman bizim ilk başlığımız olan onu kullanabiliriz Ömer. İyiliği ve takvayı konuşmak. Aslında biz sabahtan beri yani yarım saat 35 dakikadan beri iyiliği ve takvayı konuşuyoruz. Evet. Korku ve haşeti de konuşurken değil mi hocam? Tabii ki. Yani bu şeyde e, hani yardımcı olmak şekliyle biz şeytan melek dedik. Bugünkü anlaşılır durumda da işaret ettiğiniz gibi belki bunu akıl kalp nefis ve heva da hevesle diyebiliriz. Öyleyse akıl ve kalp evet yani bir eğer tarafta. aklımıza, kalbimize yardımcı olursak güzel tasavvurlarımızla, güzel düşüncelerimizle, güzel amellerle, güzel işlerle o zaman onlara lojistik destek sağlamış oluruz ve onlar güçlenirler, öbürleri kaçmak zorunda kalır. Yok aksi olursa kötü düşüncelerle kötü işlerle bu defa nefsimize yardımcı olursa o zaman maalesef çok kötü bir duruma düşeriz ki zaten deniyor ki hani insan oğlunda insanın imtihana tabi tutulmasının önemli sebeplerinden çok önemli sebeplerden belki en baş hikmetlerinden bir tanesi insanın hem melek tarafı hem de şeytan tarafı hayvan tarafının olmasıdır. Yani aynı nefis ikisi de var. İkisi de var. Ayrı ayrı raflar bile evet. olsa hatta belki bazen aynı evet. raflarda o duygumuz da var bu evet. duygumuz da var. Tabii. Meleklerde nefis yok onun için imtihana tabi değildirler. Hayvanlarda akıl yok onun için imtihana tabi değildirler. Fakat insan hem bitkisel hem hayvansal yanları vardır organik olarak Hı -hı. maddi şeyler. Hem de akıl cihetiyle manevi tarafı vardır, meleki tarafı vardır. İşte eğer akıl cihetiyle nefsine rağmen akıl cihetini tahkim ederse meleklerden üstün olur. Ama eğer aklına, kalbine rağmen nefsinin peşine düşerse bu defa ulaike <laughs> kel en'am belhum adallu sabila Kur'an'ın ifadesiyle hayat felsefesi bakımından hayvanlardan daha aşağı bir derekeye düşer. Hocam ilk bizim sıralamamızda yoktu ama biz galiba aklı da konuşmak lazım. Aklı da konuşmak istedim şimdi oraya işaret ettiğiniz Akılla evet. ilgili benim biraz tereddütlü sorularım sorularım olacak. Yani aklı acaba bu kadar öncelemek doğru mu? Çünkü bazen bizim akıl dediğimizde anladığımız şeyle siz ülemanın akıl dediğinde anlatmak istediği şey bazen aynı olmayabilir. Hani bunu da galiba ilim ehli ayırmışlar. Aklı meaş demiş, aklı kül demiş, aklı muad demiş. Aklı demiş. Şimdi Kur'an'ın ve İslam anlayışının, düşüncesinin, tasavvufunun manasının bize anlattığı akıl dendiğinde aklı ve adımı anlatıyor, aklı meaşı anlatıyor? Yani maişet aklı diyebileceğimiz günlük işleri yapabilecek evet. bir akıldan bahsetmiyoruz. O başka bir şey. Ama evet. bir de aklı meaş. Kur'an'da ve siz işaret ettiğinizde Aklı meaşa mı işaret ediyorsunuz? Aklı ve adam işaret ediyorsunuz? Hayır, aklı maa'da işaret ediyoruz. Çünkü aklı maaş yani dünya geçimini... Maaşet desek mesela ona. <laughs> evet. Ak, Maaşet aklı. Git evet. getir eve git sabah işe evet. git. Ha, dünyada aklı. geçinmek, dünyada rahat etmek, arabayı alıp binmek vesaire bilmem ne. Maişet diyoruz bütün, ya bütün, Evet. Sinirde. bütün bunlar aklı maaştır. Yani dünya maişetiyle alakalı olan akıldır. Bu çok kimselerde fazlasıyla da vardır. Evet biz bundan bahsetmiyoruz. Bunun da olması gerekiyor. Elbette. Evet yani eve de ekmek götürmek tabii gerekir. Ki, yolda tabii ki. Tabii ki. Çalışmak gerekir, lazım vesaire. Başkasının evet. evine girmemek tabii. gerekir filan ama. Tabii. Fakat asıl takvaya bağlı olarak veya bağlantılı olarak kullandığımız akıl aklı maattir. Yani bizi öbür dünyada maişetimizi güzelleştiren bir akıl. Sadece yani dünya ahiret mâişeti... yurdunun azlıklarını temin için çalışan evet. akla akl-ı evet. maaş diyebiliriz. Tabii ki. Dünya maaşetini, kazancını, evini, yurdunu yapan akla evet. da aklı ı maaş diyebiliriz. Evet. Bu akl-ı maaşı evet, dünya perest dediğimiz sadece dünyaya bakanlar için Kur'an-ı Kerim diyor, ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ''Bunların ilimden anladıkları bu kadardır.'' diyor evet. ve onları dolayısıyla eleştiriyor yani. Sadece aklınızı dünyaya kullanmayın. Öbür taraf vardır. Akıllıysanız gerçekten ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi vardır diyor. El keyyisu men dâne nefsehu ve ammile lima maut. Akıllı insan nefsini hesaba çeken ve öbür hayat için çalışan kimsedir. Vel bir rivayete vel acizu men etbe'a nefsehu hevaha Sümme temenni ala Allah il Aciz, perişan zavallı bir yönüyle ahmak ise tembellik eder. Bir şey yapmaz öbür taraf için. Sadece temennilerde bulunur. Kuruntularla kendisini oyalar. Der ki inşallah Allah Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Birisi diyor ki zannetmiyorum haşir vardır. Kef Suresi'nde sanırım. Bir, tahmin etmiyorum bir haşir olsun, bir daha insanlar dirilsin. Fakat eğer şayet böyle bir şey olsa bile orada Allah bana elbette ki en güzel şeyler verir diyor. Benim gibi bir beyefendi yani e, bunlara layıktır demek <laughs> istiyor. Evet. İşte bu hakikaten çok kuruntu, hayal perestliktir. Ve biraz da takvadan uzak kalmaktır diyebiliriz. Kalmak tabii, 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 tabii tabii. Hocam ki. orada bağlayacağınız yer varsa, onu bağlarsanız ben Biraz bu şeyden bahsedeceğim. Buyurun. İyiliği konuşmadan bahsedelim çünkü hani 20 dakikamız kaldı aşağı yukarı. Bu, bu bugün belli ki bitiremeyeceğiz bu takva konusunu. Oradan hmm. gidelim. Hocam, e, iyiliği ve takvayı konuşmak. Ayet, e, ayet olarak ben eee notlarıma mücadele 9'u aldım. Evet. Oradan bir kelime üzerinde. belki başka ayetler siz biliyorsunuz. Ey iman edenler kendi aranızda gizli konuşmalarda bulunacağınız zaman bundan böyle günah düşmanlık ve peygambere isyanı fısıldaşıp konuşmayın birri konuşun diyor hocam. yani evet. iyiliği ve takvayı konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan sakının evet. buradaki sakınmayı da biz takva olarak alabiliriz herhalde burada birri konuşmak yani iyiliği konuşmak bu burada... iyilik ne demek yani niye bağlı bir iyilik yani e, şimdi tabi burada iyilik menfaat demek değil herhalde yani hani benim için evet. iyi olan bir şeye iyilik, menfaatime olan şey iyilik demiyoruz. Yok, o değil tabii Nedir ki. iyilik? Bir, evet. ne, de, ne, demek? Evet, şimdi bu iki ayeti birlikte belki mutala edersek, daha olur. Şimdi sekizinci ayette de diyor ki, اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ نُّهُ عَنِ النَّجْوَ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُّهُ عَنْ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْاِسْمِ وَالْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ Bu münafıklar, Yahudiler o dönemde gizli gizli bir toplantılar yapıp konuşuyorlar ve İslam'ın aleyhinde konuşuyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki, görmedin mi Habibim? Kendilerini böyle bir işe tevessül etmemeleri konusunda uyardığımız halde, sakındırdığımız halde yine gizli gizli günahda ve düşmanlıkta bu konuda konuşuyorlar. Düşmanlık konu. Nasıl düşmanlık yaparım? Nasıl Resulullah'a isyan edelim diye bu konularda konuşuyorlar. İşte o fısıltılardan orayı mı kastediyorsunuz? Evet. Aslında? evet. Bu devam ediyor. Artık ayeti onlar diyor ki kesinlikle onlar diyorlar ki diyor ve izâ, izâ ke sana geldiklerinde hayyevke ke lem yuhayyike allâhu Allah'ın seni selamlamadığı bir tahiyye ile selamlıyorlar. Mesela demişler, Esselamu Aleyk. Hmm. Ha, ölüm sana olsun şeklinde buna işaret eder. Ve yakuluna fi fakat içinden de kendi içlerinde diyorlar ki kuruntuya bakın. La yuazibun Allahu bima naqul. Bizim bunları söylememizden dolayı Allah bize bir ceza vermez. İçlerinden böyle düşünüyorlar. Hasbuhum <laughs> cehennem. Hemen arkasından cehennem onlar için yeterlidir. Yaslavunaha <laughs> kesinlikle oraya atılacaklardır. Fe masir ne kötüdür orası. Kötü bir dönüş yeridir diyor. İşte bunlardan bahsettikten sonra bu defa müminleri de uyarıyor. Çünkü müminin de nefsi vardır. Hmm. O da ister istemez bazı şeylerde birbirine gıybet edebilirler. birisini aleyhinde konuşurlar vesaire. İşte diyor ki Ya eyyühellezine amenun Ey iman edenler Madem siz iman etmişsiniz Allah'a, peygambere, Kur'an'a, ahirete iman etmişsiniz. Öyleyse siz sakın öbürleri gibi olmayın. Günahlarda ve düşmanlıklarda bir araya gelip konuşmayın gizli gizli. İza <laughs> tenaceytum eğer şayet mutlaka bir gizli gizli bir şey konuşursanız fela tenacevu bil ismi vel günah konusunda ve düşmanlıkta böyle bir meşvere yapmayın. Yani bir günah işlemek demek ki çok önemlidir. O zaman günah üzerinde konuşmayın diye bunu anlarsak Geniş tabii bir, geniş bir tabii. Şey. Yani, yani günah üzerinde, fesat üzerinde, başkaları evet, yani üzerinde, zina üzerinde, yani, şu günah şöyle evet. yapalım, şuna şu tabii, tuzağı kuralım, tabii. buna bu kötülüğü Bugün yapalım. işte bu adamı öldürelim Allah korusun. Evet. Bunu ya da bunun, bunu takip edelim, bunun, günahını işte, ortaya evet, çıkartalım. Kesinlikle öyle. Neyse işte evet. evet. Bunun mağazasını soyalım vesaire evet. böyle. İşte böyle sakın bununla demek değil açıktan gizli olarak da bu ta, bu konuşmalar, bu fısıltılar çünkü içerideki tasavvurlar, tasavvurlardan ileri geliyor. Hı hı. İşte bunu kestikleri zaman öyle bir şey tasavvur da etmezler. Çünkü bir ara herkes kendi arasında düşüncesi biz bugün bir araya gelelim ve bu kuyumcunun dükkanını soyalım diye düşünüyor. Bir araya geliyorlar ve konuşuyorlar. Fakat Allah'ın emri böyle bir şey konuşmayın dediğiniz takdirde demek böyle bir şey tasavvur da etmeyin. Düşünmeyin manası da vardır bunun arka planında. Ve masiyeti Resul ve Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselama isyan ifade eden herhangi bir şey sakın konuşmayın. Gizli de konuşmayın. Bakın sadece açıktan değil. Evet. İsyanı da fısıldaşmayın. <laughs> konuşmayın. Evet. Ve tenacev bil birri ve tekva. İyilikte ve iyilik hakkında bir takwa kire ile değil mi bir evet. çok evet. güzel bir kelime hocam yani. evet bir hani iyilik <laughs> her türlü iyilik kişinin kendi nefsine ...tattırdığı takva da iyiliktir başkasının yardımına koşması da iyiliktir Allah'ın emir ve yasaklarına riayet edilen her şey iyiliktir. O zaman mesela hani biz daha iyi mümin nasıl olalım? Daha iyi mümine nasıl olalım? Daha iyi muvahit nasıl olalım? Daha iyi tevhid ehli nasıl olalım? Şirkten daha nasıl? sağlıklı bir şekilde nasıl kurtulalım? Allah'ı zikir ve tasavvur konusunda nasıl daha sağlıklı olalım gibi bir e, işte hani tekkeye gitmek, Kur'an evet. okumak, tefsir okumak, işte ehli zikirle birlikte oturup kalkmak, ehli Şimdi, muhabbetle evet. oturup kalkmak Şimdi değil mi hocam? Bu ehli vahdette. Bunlar hep birine girer mi hocam? Yani Tabii ki. Tabii ki. Çünkü iyi olan, Allah'ın rızasını kazandıran, Allah'ı hoşnut eden her şey birdir, güzeldir. Hani şu elbet... bağlantıyı kurabilir miyiz hocam? Burası Bunu tamam. ben bunun için aldım. Belki seyircilerimiz oraya dikkat ederler. Birri konuşmak bizi takvaya götürücü bir etkisi olabilir mi? Yani iyi Tabii zaten onun için hemen arkasından diyor ki birri konuşun ve takvayı konuşun. Demek bir ile takva Aynı şeylerdir. İkiz gibiymiş. Sanki ondan sonra evet. bir basamak oymuş evet. gibi. Yani bir belki fiili bir şeydir. Takva ise kişinin kötülüklerden, cezadan korunmasıdır. Allah'a isyandan korunmasıdır. Nefsine tabi olmaktan korunmasıdır. Hocam biz o, o zaman şey. birliği konuştuğumuzda yani iyiliği, güzelliği, hayrı, olumluyu, pozitifi, iyiciliği evet. şey konuştuğumuzda biz aslında iyilik üretiyoruz. Yani iyilik Tabii ki. konuşarak Tabii. iyilik üretiyoruz evet. ve bu bizim manamızı, ruhumuzu, vicdanımızı, yani hayatımızı takva nurlarıyla hayatımızı sağlatıyor. kapsadığı evet. için bizi takvaya, Allah'tan daha doğru sakındırmaya, sağlıklı bir haşyet duymaya, onun evet. sevdiklerini sevip onun ona düşman olanlara düşman olmaya götüren evet. bir takva elbisesi giymeye evet. götürür mü hocam götürür, bizi? Götürür tabii ki. Yani bir bu. Çünkü insan hani fikri neyse ...zikri de odur deniliyor Nedir? ya... Evet. ...işte önce fikir sonra zikir... İşte bu eğer bir yerde... ...bir zikir... ...yani konuşma manasını... ...kastediyorum... ...eğer bir kimsenin konuşması kötü ise... ...kesin fikri de kötüdür... Evet. ...bir kimsenin konuşmaları iyiyse... ...fikri de... ...iyidir demektir... ...şöyle ma tersine bir mana çıkarmayacağım... <laughs> ee, biri konuşun demek... ...emri ilahi mücadele doksuza baksınlar eee evlerinde aller vardır nasıl olsa muhakkak evet. işte birden çok var hepimizin elinde pek fazla. Biri konuşun demek kötülüğü konuşmayın şerri demek. konuşmayın demek, demek evet. diye de anlayabilir miyiz? Tabii ki mi? mefhumun muhalif Muhalifin onu demek. gösteriyor tabii. Tabii. İyi konuşun. Zaten başta açıkça da söyledi. Sakın kötülüğü konuşmayın. Evet. İsyanla konuşmayın vesaire. Evet. iyiliği konuşun demek kötülüğü konuşmayın demek. Peki. Biz, biz tarih... bir edin demek isyan etmeyin demek. Biz sürekli birri konuşsak, birri giyinsek hayır konuşsak, hayır dilesek, hayır konuşanlarla oturup kalsak, onlarla yiyip içsek, onlarla muhabbet etsek, muhabbetleşsek filan. Biz aslında şerden de uzak doğal biçimde oluruz. uzak kalmış oluruz tabii değil ki, mi hocam? Tabii. Yani bu süreç bu sonucu verir diyebilir Doğru, miyiz? Kesinlikle. Onun için zaten İmam Gazali diyor ki zikir, Allah'ın isimlerini zikretmek, hani Kur'an okumak vesaire bunlar diyor gafletle de olsa yine bir sevabı vardır az da olsa sevap var çünkü eğer onu söylemezse o hayır yerine bir şer söyler. Başka bir şeyle meşgul olur. Ondan korunmak bile bir sevaptır. O açıdan elbette ki iyilik konuşmak insanın hayatını baştan başa takva ile donatmış olur ki ciddi bir elbise olur. Kur'an-ı Kerim'de yine ayetler gelecek. Zaten Bu evet. Zamanda e, şey olur. Ve hemen arkasından işte Cenab-ı Hak diyor ki takvayı konuşun, birri konuşun. Takvaya çok vurgu yapmak için bir daha diyor. Vettekullah. Allah'dan korkun. Allah'dan korkun da olur. Allah'a karşı gelmekten sakının demek de doğrudur. Allah'a karşı saygılı olun demek de doğrudur. Bunlar hep takvanın içerisindedir. Sadece korku manası değildir. Yoktur yani. yani i̇lk başta girişteki açıklamalara da tekrar bir bağlantı evet. yap, yapmış oldu. Fakat güzel diyor ki, bakınız burada takvanın ne, neden korunmak bu defa. Değişik ayetler var. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Sonunda öldükten sonra Haşire. tekrar diriltip haşirde huzuruna çıkacağınız Allah'tan korkun diyor. Yani en son gideceksiniz yanına diyor. Bu, bu telkini yapıyor, bu imanı veriyor. Buna kesin iman edin. Sonunda bana geleceksiniz, benim huzuruma çıkacaksınız. O halde bana karşı saygılı davranın. Peki şu çıkarımı yapabilir miyiz hocam? Biri konuşmak, hayır üzere olmak, hayırlı konuşmak, hayırlı giyinmek, hayır ehliyle, salihlerle oturup kalkmak aslında bize e, haş, haşre de hazırlık. Tabii ki. Zaten haşre hazırlıktır. Ee, şey daha sonraki ayetler geliriz. Bu zat tezevvedu fe inne hayre takva mesela ayet-i celilede. Yani azığınızı alın. Azıkların en güzeli takvadır. Diyor. Evet. Ayete. E, azlık, temiz, akıl ve takva. Peki o zaman o ayette konuşalım, öyle bitirelim. Tamam. Hocam Bakara evet. 197 diye ben not almıştım. Evet, bende de öyle vardır. E, evet. Oraya bakılabilir. Ben kısaca maaliyet okuyup siz izahını yaparsanız daha Tabii. zamanı iyi kullanırız. Tabii. E, size göre hani farklı bir maalde evet. olabilir. Haç bilinen aylardır diye başlıyor. Haçla evet. bağlantısı var bu ayetin. Bakara evet. 197. Böylelikle kim onlarda haccı farz eder, yani yerine getirirse, bilsin ki haçta kadına yaklaşmak fısk yapmak ve kavgaya girişmek yoktur. Siz hayır adına ne yaparsanız Allah onu bilir. Azık edinin, şüphesiz azlığın en hayırlısı takvadır. Ey temiz akıl sahipleri benden korkup sakın. Hocam başta azevel konuştuk ya aklime aş, aklime at. Evet. Burada da Allah temiz akıl sahipleri diye bir vurgu Tabii yapıyor. Tabii Elbab lüb, akılları başka şeylerle bulaşmamış Bulanmamış, kirlenmemiş demektir. Demek ki kirlenen Başlığımız akıl azık. Başlığımız temiz akıl ve takva. Evet. Bakara 197. Burada, nasıl, nasıl anlayabiliriz bu ayeti hocam? Evet. Bu özellikle takva üzerinde duruyor zaten. Hani diyor ki ve tezavvudu hani hazırlanın, azığınızı hazırlayın. Azığı hazırlamanın en güzeli takvadır. Çünkü insanoğlu <laughs> iki yönden misafirdir sefere çıkıyor. Biri dünyadaki bir sefere çıkar. Biri de dünyadan sefere çıkar, ahirete gider. Dünyadaki olan seferi durumda olan bir insan neyi hazırlar? Yemek hazırlar. Hani içecek hazırlar. İşte af buyurun, bineceği bir şey hazırlar, mal hazırlar. Yani yoldan ne vale evet. ihtiyaç olabilir olan. Ulan şeyleri hazırlar. Fakat ahiretteki hazırlık ise hani buradaki e, çok değerli olan mallar orada geçer akşa sayılmıyor. Bu azlık meselesini şöyle anlayabilir miyiz? Hocam? Özür dilerim seyircilerimize onu biletelim. Şimdi uzun yolculuklar ne kadar uzun olursa olsun hani uçakla ve kara yolculuğuyla azlık hazırlama geleneği kalmadı. Yani bunu biraz buradan bakarak düşünün. Yani şu istediğiniz her yerde durur. Karnınızı doyurabilirsiniz, ihtiyacınızı alabilirsiniz, giyim eşyaları alabilirsiniz. Uçaktayken ikramlar olur, arabalarda, otobüslerde ikramlar olur. Bu dönemi değil de uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Şimdi 12 saatte gideceğiniz yeri 2 ayda gidiyorsunuz ve yolda alabileceğiniz başka bir şey yok. İmkanlarınız da mahdut ve siz yola giderken yolda yiyeceğinizi, suyunuzu, ekmeğinizi bozulmayacak biçimde şunsunuzu, bunuzu almak meselesine azık diyoruz. Tabii. Yani bugün yani, bilinmediği için bu azık meselesi evet. sanki yani Kur'an-ı Kerim ediyoruz. tabi bütün insanlara hitap ettiği için ilk anlaşılması gereken diyelim ki tarihin büyük çoğunluğunun gösterdiği formlara göredir. E şimdi neredeyse 13 asır öncesine kadar herkes böyle yaya gidiyordu ve şuraya gidiyordu. Yemek yoktu, kervansaraylar evet. falan onun için yapılmıştı. Yani azı önemsiz zannetmesinler. Az, evet, Çok önemli bir şey. Evet. Azık yoksa yolu sonuna Yok. getiremeyebilirsiniz. Tabii ki burada da dinlerim azı, siz bir arabaya biniyorsunuz, arabanız vardır benzin almak zorundasınız. Hani yolu bilmiyorsanız fazladan yedek alacaksınız. Evet alacaksınız. Şimdi veya siz bir arabaya biniyorsunuz, trene binersiniz. Ona göre uçakla gidiyorsanız biletinizi ona göre hazırlamanız lazım. Trenle olursa ona göre, taksiyle olursa ona göre. Yani her halükarda bugün de bizim sefere çıktığımız zaman yolculuğa ihtiyacımız olan ne varsa, o bizim için bir azıktır. Öyle kabul edebiliyoruz. Her insan buna da muhtaçtır. Ya uçağa biner, ya trene biner, veya şuraya biner. Bir parası olması lazım ki, o bileti alabilsin. Demek Kur'an-ı Kerim işte, bunu alın diyor. Fakat, insanların anlayabileceği bir manada, hazırlanın diyor, azık diyor. Çünkü insanlar biliyor bunu. Yani ihtiyacı olan. Şeyde, işte dünyadaki yolculuk esnasında yemek, içmek, işte hayvan, bugün araba diyelim. Hani bütün bunları hazırlamak mal. Fakat öbür ahiret zadı nedir? Takvadır. Takva nedir? Marifetullah'dır. Allah'ı yakinen tanımak, isim ve sıfatlarını bilmek o pencereden Allah'ın nasıl merhamet sahibi, şefkat sahibi, ikram ve insan sahibi olduğunu bilmek. Ve muhabbetuhu, Güneşi bize veren odur, ayı bize veren odur, denizleri bize veren odur, oksijeni bize veren odur, yeryüzünün nimet sofrası halinde bize seren odur. Bütün bunları düşünüp onu sevmek, muhabbet etmek. Bunlar bu tasavvur da bir hazırlıktır. Vel i'radu amma siva daha üstü masiva denilen Allah'tan başkasını düşünmemek, yüz çevirmek. Kendisini ilgilendirmiyorsa onlarla uğraşmamak. Lüzumsuz işlerle uğraşmamak. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani diyor efendimiz Aleyhisselam. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen işlere işlerden yüz çevirmesi, onlarla meşgul olmaması onun İslamiyetinin güzelliğini gösterir. Demek güzel bir Müslümandır, güzel bir mümindir diyor. Tabi... Ee, tabii bir şeyler bunlar 4-5 tane madde yazmışım burada neden ahiret azığı daha güzeldir onları da dünya alalım şeyden... 4-5 dakikamız var onu da kapatalım çünkü belli ki bugün takva konusunu bitiremeyeceğiz tamam. e, haftaya yine takva konusunu diğer ayetlerin tamam, açılımlarıyla tamam. inşallah bu ikisi arasında evet neden hayırdır demiş hani hayırdır evet. daha iyidir dünya şeyi de iyidir azığı da iyidir neden daha iyidir çünkü dünya azığı insanı mevhum bir azaptan kurtarıyor. Belki hani böyle olur yolda ekmek bulmazsam vesaire böyle. Fakat ahiret azığı kesin bir azaptan kurtarıyor. İki, dünya azığı insanı evreleri olan, kesintili olan, süresiz olmayan sıkıntılardan kurtarır. Fakat ahiret azabı, şey, takvası azabı daimi olan, süresiz olan bir azaptan kurtarır. Yani hayır kelimesinin tefsiri niye daha hayırlıdır hani aklan? 3 Dünya azığı sizi elemle karışık olan bir lezzete ulaştırır. Çünkü dünya hastalıklarla, musibetlerle, yorgunluklarla, sıkıntılarla mutlaka hep alınan lezzeti biraz lekeler, biraz bulandırır. Halbuki ahiret azığı ise ölümün semtine uğramadığı, hastalığın yanından geçmediği ve hiçbir acının, musibetin olmadığı cennet gibi bir yerin kazanmasına vesiledir. Onun için hiç kıyaslanmaz. Dört, dünya azığı bazen evet aldığın o azıktan dolayı bir lezzet alırsın fakat arkasından bakarsın ki başka sıkıntılar çıktı. Başka azıklara ihtiyacın oldu. Bu defa yine işin pek iyi olmaz. Oysa ki ahiretteki olan azık, ahiret için hazırlanan azık insanı öyle nimetlere götürür ki asla kesilmez, ...gayru memnun diyor Kur'an-ı Kerim. Asla... ...kesintiye uğramayan... ...inkitağa uğramayan... ...şeyler vardır, yiyecekler vardır. Ve beşincisi hemen bitiriyoruz. Dünya asığı... ...seni genellikle... ...bir nefsin bir arzusunu... ...nefsin iştihasını kabartan şeyleri... ...tatmine yöneliktir. Fakat ahiret ise ahiret azığı ise seni celal ve cemal sahibi olan ezeli ve ebedi Rabbine götürür o. Oh. Onun arzu ve isteklerini yerine getirmiş oluyorsun. Ve sebete bir mecmu'u ma zekarna enne hayre bütün bunlar gösteriyor ki ayetin ifade ettiği gibi azıkların en hayırlısı takva azığıdır. Çünkü bizi oraya götürür. Evet. Ee, azık, temiz akıl ve e, temiz akıl meselesini akıl, aklı konuşurken de konuşmak lazım. Cenab-ı Hakk'ın burada temiz akıl diye vurgulaması demek ki aklın temiz olmayanı, aklın da e, birre değil de şerre yönlendireni e, ve bizi Veya hani böyle kullanmak suretiyle belki de evet. ya da işte bizi böyle çıkmaz sokaklara sürükleyen, ayaklarımızı çamurlara falan göt götüren bir yanı da olabileceğini de en azından hasaba katmak lazım. Tabi biz bu ayet mealleri üzerinden giderken biraz kendi üzerimizden anlamaya çalışma cümleleri de kuruyoruz. İlla bazen o anlama gelmeyebilir. Tabii. Siz Tabii. işin ilmi tarafını söylüyorsunuz. Tabii. Biz hani böyle anlarsa kendi üzerimizde evet. e, bu yanlış mı oluru biraz evet. olumlattırmaya çalışıyoruz. Çünkü e, genelde hani biz evet mukabele de iyidir e, Kur'an'ı yüzüne okumak bizim tasvip ettiğimiz tabii, değil mi hocam? Tabii. Sizlerin tasvip ettiği bir şey. Zaten okuyoruz. Okuyunca da ruhumuz bir itminan buluyor. Bir rahatlık buluyor. Bir ferahlık buluyor. Hele bizim kültürümüzde Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşamları, evet. Cuma gecesi Perşembe gecesi. Yasin'i bırakmamak lazım. Değil mi? Yasin'i siz Yasin, bırakmamak lazım. Varsa, evet. Ondan sonra ocaklarımızdan geçenlerin ruhaniyetinin beklentisi içinde olduklarını falan hep eskiden Yasin, hocalar bakma. tarafından söylene evet. gelmiştir. Ee, ama böyle de bir adetimiz var. O bakımdan hani cuma gecelerinde zaten duasız ve niyazsız, evet. Yasin'siz bırakmamak lazım. Bu ee, şeyde Aferin belki dersiniz, bu bizim tamam. aklımızda temizler değil mi hocam? Yani Kur'an okumak. Tabii. Ki. Burada e, hayır... hani ruhlara gider mi gitmez mi aklıma geldi yine birileri evet. düşünebilirler. Şöyle güzel iki misal vardır şimdi zihnime geldi. Birisi nasıl ki biz konuşuyoruz şimdi bu konuşmamız Hava dalgaları içerisinde tabi belli şeyleri de vardır. Yönleri de vardır ayrıca. Götürüyor. Bakınız Allah lafza i celal dediğim zaman milyon kişi olsa her birisinin kulağına o rüzgarın o hava dalgalarının arasında bölünmeden parçalanmadan aynen Allah olarak herkesin kulağına gidiyor. İşte bu maddi alanda Cenab-ı Hak böyle bir Hikmetli bir şey yaptığı gibi manevi olan ruhlara gönderdiğimiz her bir yasini cimrilik etmeden bütün müminlerin ruhuna gönderdiğimiz zaman her birisine bölünmeden evet sadece ocaklarınıza sınırlı bırakmayın diyor bütün mümin ve müminata göndermek lazım ve gidiyor aynı zamanda bu kelime gittiği gibi görüyoruz bu da bir de lamba elektrik lambası bir kişiyle bir milyon kişi aynıdır istifade Herkesi edebiliyor. Evet o ruhlarda inşallah öyle istifade ediyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Efendim Zaten. arayan soran programımızı paylaşan e, ve e, teşekkürlerini ileten Mustafa Bildiye, Filiz Ertekin'e, Sevda Güneş Kıran'a, e, Yaşar e, Yaşanur ...Aygün'e... Ay Ay Güne, Figen Özer'e e, çok teşekkür ederiz ve diğer dostlarımıza. Haftaya bu konunun müteradiflerini konuşmaya çalışacağız. Boşanma ve takvayı mesela özellikle hocaya soracağım iyilik ve haddi aşmayı, adalet ve takva meselesi çok önemli. Haftaya iyi başlıklarımız var. Hatta savaş ve takva, bir de mescitle bağlantılı olarak takvayı konuşacağız. Çok başlık var Kur'an'da bu bağlantılarla geçen. 258 ayet var dedi hoca. Şey, bunun kelime. Kelime var. Evet. bu Bununla ilgili olarak e, ben 40 civarında ayet tespit etmiştim, düşünmüştüm okumalarımda. Hocam bağlantılarıyla, müteradifleriyle 258 olabileceğini söyledi. Demek ki çok kıymetli. Hocam haftaya tekrar görüşmeli üzere diyelim inşallah. E, sevgiyle sevgi içeren e, korku, sevgi içeren e, haşyetimizin takvaya götüren tak bu, bu yolun içimizde ilerlemesini genişlemesini dileyelim öyle bir niyaz Kitap edelim. Kitap ve sünnet sığınarına sığınmak suretiyle Başka türlü kendimizi de... koruyalım inşallah. Evet, en güzel takva bu evet. olsa evet. gerek. Görüşmek <laughs> üzere.